Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 3 Nisan Cumartesi maçları için karşınızdayım. Bugün yine sizler için e, üç tane maç hazırladım arkadaşlar. Bir tane yani ikili bir kombine vereceğim. Onun dışında bir tane de alternatif söyleyeceğim. E, o alternatif söyleyeceğim maç çift seçenekli. İlk yarı bir buçuk olacak arkadaşlar. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Bizim ligimizden Türkiye Spor Toto Süper Lig'den Sivas Spor Trabzonspor saat 16'da başlıyor müsabaka ev sahibi 2.40 deplasman 2.35 zorlu bir mücadele ee, gördüğünüz gibi Sivas'ta e, yükselişe geçti e, Avrupa kupalarından sonra bayağı aşağılardaydı ama Başakşehir e takıldı e, Sivas yukarılara doğru çıktı. E, Avrupa mücadelesi çok büyük bir mücadelesi yok Sivas Spor'un. Ama Trabzon spor için önemli bir maç. E, Fenerbahçe ile arasında 4 puanlık bir fark var. E, Alanya ile 6 puanlık bir fark var. Yani en azından e, üçüncülüğü kovalayacak. Mümkünse yerinde kalacak ama en azından bir basamak daha üste çıkmak. Galatasaray'la da 6 puan var. Hani e, o da olmaz değil olabilir. Bu maçla ilgili arkadaşlar e, El Sivas Sporç son 5 maçında 2 galibiyet 3 beraberlik almış. Yani hiç yenilmemiş dediğim gibi çıkışını suyduyu. E, daha üst sıralara çıkacaktır birkaç basamakta. Ligin e, başında Avrupa kupası maçları olduğu için biraz bocaladı puan kayıpları yaşadı. Ama yani hepimizin bildiği gibi 9.luk değil veya daha aşağısı değil en azından 6. 7. sıralara kadar çıkacaktı 2-3 basamakta. Bu benim kendi kişisel tahminim arkadaşlar. Sivas Spor'un oynadığı 3 maçı alt arkadaşlar. Trabzon Spor ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynuyor. O da e, Abdullah Avcı ile uzun bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bir fena bir Galatasaray maçı vardı yenildiği. Ondan sonra peş peşe mağlubiyetler gelmeye başladı. Puan kayıpları çoğalmaya başladı. E, muhtemelen o da işte üçüncülük, dördüncülük mücadelesi verecek. Muhtemelen dördüncülükte kalacaktır. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. Söylemeden önce sizlerden ricam lütfen bu videoya bir beğeni, bir yorum bırakırsanız sevinirim. Desteğiniz her zaman lazım arkadaşlar. Kanalımıza desteğinizi gösterirseniz sevinirim. Benim bu maç için tahminim. İkinci yarı daha fazla gol oluyor arkadaşlar. 1.90 Bugün Ajax maçı için de vermiştim bu maçı. Hollanda 2'den. Geldi. İlk yarı golsüz bitti. İlk yarıda gol olmayınca bir gol yetti. O da az önce oldu. Bu bahis seçeneğini ben kendimle devamlı oynuyorum arkadaşlar. Tabi yattığımızda oluyor ama ben yine bu maçın ikinci yarısında daha çok gol olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.90 Bence iddia için çok çok iyi bir oyun. Bugünkü ilk tercihim. ikinci tercihim arkadaşlar. Güney Kore 1. Liginden. Suwon Jeonbuk maçı. Bu maça dikkat edin arkadaşlar. Sabah saat 8'de bilginiz olsun. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Yatmıyorsa este geçebilirsiniz bu maçı. Ev sahibi 3.30. Deplasman 1.75. Gördüğünüz gibi Jeonbuk iyi başladı. 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle oynuyor. Suwon da zaten kötü bir takım değil. Bu da sadece her zamanki gibi e, Jeonbuk'la Ulsan en büyük şampiyonluk adayı. Suwon da her zamanki yerinde diyebiliriz. E, i̇yi başladı lige. Son 5 maçına baktığımızda Suwon 2 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor. Yani bir defa yenildi son 5 maçında. Kolay kolay yenilen bir takım değil. Zaten lig daha yeni 6'şer maç oynanmış. Deplasman takımı Ceyhan Buksa Lider 3 galibiyet 2 beraberlikle oynuyor. Ee, az önce de söylediğim gibi ev sahibi e, burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar ev sahibi kolay gol yiyen bir takım değil. Son 5 maçında 3 maçta hiç gol yememiş arkadaşlar. Ee, yani genelde atıyor. 4 maçta atmış. 3'ünde gol yememiş. Tabi bu defa liderle oynayacak. Kolay değil ama olmaz olmaz yani. Ee, bunu da sizlere sunayım. Bu şekilde bilginiz olsun. Benim bu maç için tahminime gelirsek arkadaşlar 1.75'den 2.5 üst beklediğim, güvendiğim maçlardan bir tanesi. Bu da İkinci maçımızda arkadaşlar. Gelelim üçüncü maçımıza. Üçüncü ve bugünün son maçı arkadaşlar. Şöyle e, tekrar göstereyim. Pardon. Yanlış oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar MBS 2. Bu maçı ben e, size Suvon'la Sivas maçını ikili kombin olarak veriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üçüncü maçım alternatif maç. O biraz daha yüksek olacak. O yüzden dediğim gibi bunu kupona dahil edemedim. İkili kombine bugün sizlere sunacağım. Az önce söylediğim iki maç. Üçüncü maçımız Krav Krakow Lech Poznan maçı saat 21'de başlıyor. Polonya liginden. Ev sahibi 2.85 Deplasman 1.95 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16 takımlı ligde ev sahibi 14. sırada ama eksi 5 puan bir ceza almış. Yani çok da bir şey değişmiyordu. Ee, bir basamak üstte çıkabiliyordu ama ya tabii 5 puan çok önemli. Şimdi küme düşmeme mücadelesi veriyor ama e, muhtemelen düşmeyecektir. Deplasman takımı Leş Bosnansı arkadaşlar 8. sırada. Çok çok iyi konumda değil. Zaten e, Leş Yavaşova bu ligin her zaman şampiyonu diyebiliriz. Şampiyonluk adayı bile diyemeyiz. Yani şampiyonu muhtemelen genelde her zaman olan takım. Son 5 maçlarına baktığımızda arkadaşlar. Ev sahibi. Bir galibiyet. iki beraberlik. iki mağlubiyetle oynuyor. Son 3 maçı. Ev sahibinin alt bitti. Yani biraz dediğim gibi. Dün de söyledim bunu. Ligin sonu yaklaştıkça küme düşme mücadelesi veren takımlar daha kısa geçiyor maçları. Bunu iddiayı uzun zamandır takip eden oynayanlar bilir. biraz daha temkinli oynuyorlar. Deplasman takımı ise arkadaşlar iki galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor. Şey, özür dileyim iki mağlubiyetle oynuyor. Benim bu maç için dediğim gibi sizlere iki tercih vereceğim arkadaşlar. İsteyenler iki buçuk üst deneyebilirler. Ama ee, şöyle bir seçenek sunacağım size. 2.55'ten ilk yayı 1.5 üst. Bunun için de şöyle bir şey söyleyeyim size. Canlıdan oynuyorsanız ya arkadaşlar. İlk golü bekleyebilirsiniz. İlk gol dakika 30'a kadar dahi gelse. 1.5 üst olur bu maç arkadaşlar. Canlıdan oynayanlar bu şekilde de bekleyebilir. Ama sistem kuponlarında ilk yayı 1.5 üstte deneyebilirsiniz. 2.55 Güzel bir oran. Bugün için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah hep birlikte kazanırız. Lütfen videoma bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Desteğinizi her zaman gösterirsiniz umarım. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.